Merhaba çocuklar. Şimdi size verdiğimiz sözleri tutmamız gerektiğiyle ilgili bir masal okuyacağım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, büyük bir ormanda bir kurt yaşıyormuş. Bir zamanlar uludumu dağı taşı inleten, gölgesini bile gören hayvanlara korku saçan bu kurt, yıllar geçtikçe gücünden, kuvvetinden çok şey kaybetmiş. Artık eskisi gibi ha deyince av da bulamıyormuş. Hatta aç kaldığı günler bile oluyormuş. Kurt bakmış olacak gibi değil. Tilkiyi bulmaya karar vermiş. O akıllı bir hayvandır. Onun aklıyla benim gücüm birleşirse fazla yorulmadan istediğim avı yakalayabilirim diye düşünmüş. Bu düşünceyle tilkiyi bulmuş ve ona ortaklık yapmayı önermiş. Kurnaz tilki bir düşünmüş, bir kaşınmış. Sonunda bu iş aklına yatmış olacak ki. Peki, demiş. Ama avın yarısı benim olacak. Tamam mı? Kurt hemen tamam diye söz vermiş tilkiye. Koşullarda uzlaşma olunca durur mu artık tilki? Başlamış düşünmeye. Ne kadar düşünmüş bilinmez, sonunda buldum, demiş. Hemen bir çukur kazalım. Sen içine gir. Ben de üstüne çalı çırpı ve biraz da toprakla örteyim. Dişlerinin dışında hiçbir yerini açıkta bırakmayalım. Sonra bir yolunu bulup hayvanları buraya getireyim. Sana hadi kurt kardeş deyince fırlar onları yakalarsın, olmaz mı? Kurdun da aklına yatmış bu düşünce. Hemen işe koyulup düşündüklerini bir bir yapmışlar. Dışarıdan bakan yalnızca kurdun dişlerini görebilirmiş artık. Kurnaz tilki bu işi bitirince doğru hayvanların her zaman oturup konuştukları büyük alana gitmiş. Oradan buradan konuşmaya başlamış. Bir arada söyleyin bakalım, demiş. Dişler nerede çıkar? Orada bulunan bütün hayvanlar, bu da soru mu yani? Ağızda çıkar tabii, diye bağırmışlar. Ama kurnaz tilki küçümseyerek bakmış onlara. Başka? O başka deyince duraklamış hayvanlar. Şaşkın şaşkın baka kalmışlar birbirlerine. Öyle ya, dişler başka nerede çıkar? Kurnaz tilkinin beklediği de buymuş. Amma cahilsiniz ha. Bir de toprakta çıkar, demiş çalımlı çalımlı. Ama bütün hayvanlar olmaz öyle şey, diye bağırışmışlar tabii. Kurnaz tilki inanmazsanız göstereyim, diye takmış hepsini peşine. Götürmüş kurdun gizlendiği çukura. Sonra da toprağın üstündeki kurdun dişlerini gösterip nasıl, haksız mıymışım, diye sormuş hayvanlara. Zavallı hayvanlar ne söylesinler artık? Gerçekten de toprağın üstünde dişler var. Başlamışlar kendi aralarında tartışmaya. Bu arada bir kısmı dişleri yakından görmek istemiş. İyice yaklaşmış çukura. İşte o zaman tilki kurt kardeş dışarı çık, diye bağırmış. Tabii olanlar da olmuş. Pek çok hayvan kurdun pençesine düşmüş. O zaman tilki, hadi kurt kardeş, demiş. Önce anlaşmamıza göre paylaşalım şunları. Ama kurt hiç oralı olmamış. Ne anlaşması, deyip salmış tilkiyi başından. Kurnaz tilki hiç böyle oyuna gelir mi? Hemen anlaşıldı kurt kardeş, demiş. Bana bir şey vermeyeceksin. Ama ben de sana bal dolu ağaç kovuğunu göstermeyeceğim bilmiş ol. Kurt bal sözünü duyunca peki veririm yarısını. Hele sen beni balın olduğu yere götür, demiş. Tilki düşmüş öne. Kurdu götürmüş daha önce bildiği ağaç kovuğuna. Tam da arıların oğul zamanıymış. Tilki de bunu biliyormuş pekala. O yüzden de kurt bal almak için pençesini kovuğa uzatınca fırlamış kaçmış oradan. Tabii kurdun sonu belli. Her yanını arılar sokmuş. Acılar içinde tutmadığı sözü gelmiş aklına.
kurt çok pişman olmuş ve o günden sonra da verdiği sözleri hep yerine getirmiş.